Bölge yeni yıldızı parlayan bir bölge. Özellikle inanç, kültür, tarih turizmi açısından son zamanlarda Ayazini bölgesi adından çok söz ettiriyor. Hafta sonları tıklım tıklım, dediğim gibi sadece hafta sonu bir günde 5000 aracın girdiği bir bölge haline geldi. Özellikle Ayazin'in ismini tüm Türkiye'de bilinir hale gelmesini istiyoruz. Onun için de Ayazin'de sürekli organizasyon, sürekli organizasyon, sürekli organizasyon ve tanıtım peşindeyiz. O yüzden hafta sonu yapacağımız Türkiye Şampiyonası'nın isminin Ayazin olması özellikle tam da istediğimiz amaç doğrultusunda çok önemli bir bize fırsat sağlayacak. Kesinlikle, yani inandığım, kesinlikle dediğim şu, biz spor noktasında hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz ve gerçekten çok ciddi şekilde yol aldığımıza inanıyorum. Hem belediyemiz hem biz birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda işte geçen sene özellikle otellerimizin, kulüplerimizin kampla ilgili gelecek birinci lig, süper lig, yurt dışından takımların ilimize gelmesi için bir takım eksikler olduğunu söylemişlerdi. İşte o eksikleri de tamamladıktan sonra muazzam bir spor kompleksine sahibiz. Bununla ilgili olarak Avrupa'dan bile bölgemize özellikle sezon arasında ve yaz kampları için inanılmaz talep var. Ve bu ciddi bir aslında ekonomi haline spor turizmi dönüşmüş durumda. İşte biliyorsunuz motocross şampiyonasıyla dünyanın bütün sporcuları bölgemize geldi. Binlerce insan katıldı. Yaklaşık 22 uluslararası televizyon tarafından yayınlandı. Afyonkarahisar, biz ondan sonra motocross'tan sonra bile hemen otel doluluklarında olayı fark edebiliyoruz. Arkadaşlara Afyonkarahisar'ı tercih edenlere, gelenlere sorduğumuzda son tanıtımların, özellikle spor tanıtımlarında çok katkılı olduğunu direkt otel genel müdürlüğüyle yaptığımız toplantılarda, acentelerle yaptığımız buluşmalarda kendilerinden bizzat duyuyoruz. Şimdi biliyorsunuz motocross şampiyonasını yaptık. Kamp merkezleriyle Türkiye'nin iddiayla söylüyorum en iyi kamp merkezlerine sahip. 16-18 tane çim saha içerisinde, yüzme havuzundan tutun da ve hepsi aynı alanda ve termal otellere yürüme mesafesinde dünyada başka bir yer yok bu şekilde. Ve şimdi Avrupa'dan da bu sene takımlar geliyor. İnşallah dün Ukrayna Büyükelçimiz var. Dinamo Kiev'in Afyonkarahisar'da kamp yapmak istediğini bildirdi. Geçen sene Lübnan'dan takımlar geldi. Bu sene Körfez ülkelerinden gelecek. Avrupa'da olacak. Bu yaz Afyonkarahisar spor kentinde de spor turizminde de inanılmaz zirveleri görecek inşallah. Yani Enduro ve ATV şampiyonasının Ayazin yarışına hangi bölgeden kaç sporcu gelecek? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şu ana kadar Türkiye'nin her yerinden 100 sporcumuz yarışacak. 100 sporcumuz geleceğin teyidi zaten federasyon tarafından yapılmıştı. Özellikle ATV yarışlarında da şu ana kadar 30 sporcunun yarışacağını biliyoruz. Ama ATV yarışları için özellikle başvurular devam ediyor. Şunu biliyorum. Çok ciddi ve coşku yaşanacak. İyi yarışmacılar olacak. İyi bir seyirci kitlesiyle bu bölgede gerçekten bir coşku katacak.